Bu haftadan sonra gazete servisini kaldırıyorum. Söyleyin apartmandakilere, gazeteler peşin. Bize de mi Yusuf abi? Size de aslanım. Battık veresiyeden. İyi günler. İyi günler beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Beyefendi hayrola? Siz niye zahmet ettiniz? Cafer yok mu? Yok, benim için bitmiştir. İşte bunların yanında da söylüyorum. Kendi alışverişimi kendim yapacağım bundan sonra. Gönderme onunla bana hiçbir şey, duydun mu? Siz ne derseniz öyle. Müşteri veli nimetimiz efendim. Para peşin. Yaparım alışverişimi adam gibi, şeytan görsün yüzünü. Teşekkür ederiz. Suyu ısındı. Yakında yapıyoruz toplantımızı. Biz zabıt doğru iş mahkemesine suçüstü yolla. Yazık, biz de söylüyoruz ama cahillik. Dinler mi ahlaksız? Kendi düşen ağlamaz. İyi günler. İyi günler beyefendi. Güle güle. İyi günler. Bu saatte mi geliyorsunuz servise beyefendi? Bu saat efendim. Her sabah bu saatte geliyoruz. Oh maşallah. Sana maşallah. Yapma aslanım. Zorla attıracaksın kendini apartmandan ha. Kim? O mu söylüyor bunları? İşte bunlar da duydu. Adam çok ciddi vallahi. Konuşuyor enişte. Şişiriverecektim gözünü. Hadi attırsın bakalım. Öyle kolaydı. Eli biraz para gördü. Birkaç ders verdi. Hemen havalara girdi. Sen de hemen havalara giriyorsun aslanım. Kanunları yutmuş. Eski adam bunlar. Çok gördük hadi. Doldur şu sepete, daha işimiz var. Saatimiz para bizim. Vay, iç adam oldun ha. Elin kolun rahat dursun. Ne sandın? Yarım mafya sayılırız artık bizde. Vallahi bir daha terbiyesizleşsin. Vurdur benim onu bacağından. Neler oluyor aslanım? Arsa ofisi falan anlatın biraz. Hayal hayal. Yengeç gitti enişte. Mirasçıların peşinde. Dümendir enişte. Kesin dümendir. Yol açlığını da aldı babamdan. Vah vah. Uyutuyor yine babacığım. Söyledik enişte. Uyumasın o da, bu kaçıncı. Hop hop. Yoksullara yardım kampanyası açmadık aslanım. Benimle güzel konuş bakkal, tamam mı? Dağıtırım dükkanını. Hadi bakalım. Bir yanlışını göreyim. Hayatını söndürme ha. Oh, hava harika Sevim, bahar havası. Günaydın. Günaydın efendim. Sen mi gidiyorsun artık bakkala? Evet efendim. Bundan sonra böyle. Kapıcı ne yapıyor? Allah cezasını versin onu. Sözünü geçiremiyor musun artık? Dinlemiyor mu seni? Öyle bir derdim yok efendim. Ne diye ağız eskiteceğim o ite? Yakında defteri dürülüyor zaten. Kızıl'la da konuştum. Katil var arkasında, katil. Hiçbir şey yapamazsınız. Hadi bakalım. Getirmiş geri eserini. Getirir efendim. Haydut. Birlik yok ki apartmanda. Tut zaptı, topla imzaları, bak ne oluyor. İşleri iyi gidiyor galiba. Öğrencinin biri gidip biri geliyor, görüyorum. Maşallah de be adam. Fena değil çok şükür efendim. Oh gözümüz yok. Biz de Sevim'le evde bir bisküvi dikiş kursu açalım diyoruz. Çok para var bu işte. Açın efendim açın, parası fena değil. Sağ ol. Sen vergi veriyor musun? Hasbinallah. O ne demek efendim, tabii veriyoruz. Laf çıkarmasınıza, duyan da bir şey sanacak. Türkiye! 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 Buyurun. Buyurun! Çatlak! Çatlak! Sensin çatlak! Sus terbiyesiz. Siz öğretiyorsunuz buna bunları. Niye bize öğretelim canım? Sus sus! Suyunuz ısındı zaten, menfaat çetesi. Kim astı bunları buraya? Türkan Hanım. Aşı kampanyası süresince de asılı kalacak dedi. Allah Allah. Ne aşısıymış o? Çocuk felci. Aman Allah'ım. Ayla kızım hadi ben gidiyorum, hava ısmarladık. Nereye gidiyorsunuz efendim? Çıldırdınız mı bu kıyafette? 3 aylığımı almaya gidiyorum evladım, bırak çekme beni. 3 aylığa daha çok var efendim, Allah Allah. Girin içeriye, rezil mi edeceksiniz bizi sabah sabah? Sen de ne dikildin oraya, bizi mi seyrediyorsun? Niye sizi seyredeyim canım? Aa! Hadi hadi, işine bak. Başka derdiniz kalmadı. Çatlak çatlak. Hem de ne çatlak. Buyurun efendim, buyurun. Oturun efendim şöyle. Nerede Ayla Hanım? Banyoda galiba. Allah Allah. Bu ne rahatlık. Şurada 2 dakika bakkala gittik. Ayla Hanım neredesiniz? Bakın anneni zapt etmesem sabahlıkla almış başını gidiyordu. Artık 2 dakika saçımızı da yıkayamayacak mıyız efendim? Bıktım vallahi. Bekleyin efendim. Biliyorsunuz annenizin durumunu. Terelelli. Bırakılır mı öyle yalnız? Sizsiniz terelelli. Ayla bana bir şey söylüyor öyle kaşlarını kaldıra kaldıra kocan. Hayır anneciğim bana. 2'de 1 annenizin durumu annenizin durumu. Bıktım ama efendim. Bekçisi olduk. Ne yapacaksınız efendim? Bırakalım alsın başını gitsin o zaman. Kendime ayıracak hiç zamanım kalmadı ama efendim. Bana yazık değil mi? Annemi beklemekten ne bir saç yaptırabiliyorum ne manikür. Biraz fedakarlık yapacaksınız efendim. Bu da anneniz yabancı biri değil. Ayla ne diyor o? Bana diyor anneciğim. Anne anne. Bıktım vallahi canımdan. Bir kadın tutalım efendim. Kadın mı dediniz? Yazık yazık. Başınızdan mı atıyorsunuz annenizi? Duygu istismarı yapmayın şimdi efendim. Kadın deyince dudağınız uçukladı. Tabii para gidecek. Asıl niyetinizi söylesenize siz. Tabii para da önemli de efendim. Asıl mesele kadını nerede oturtacaksınız söyler misiniz lütfen? Şu daracık evde. Büyük hanım siz ben tontoş. Psst. Ne yapıyorsunuz efendim? Çiftelemeyin öyle yavrucuğumu. Ayla Hanım sözlerinize dikkat edin lütfen. Beygir yok sizin karşınızda. Elleri kırılasıca. Nerede kaldık hocam? Şşt, kapıcı! Allah'ın baykuşu, şu seslenmeye bak. Zorla günah sokarlar insanı. Bilmiyorum, gelir. Ha, öyle, güzel cevap ver. Bundan başka İstanbul yok, duydun mu? Duyduk aman. Patla. Kıpırda biraz, kıpırda. Kanım mı dondu? Ekmek bekliyoruz. Geldik. Bana oldunuz, burnunuz büyüdü. Herkesin çalımı bize. Bize vallahi Gül. Hayırlısıyla bir kurtulsak şu işten. Buyurun. Sabri Bey sana bir iyilik düşünüyor. Duyduk duyduk. Çek. Fazla havalanma. Elimizdesin. Bir tutarız zaptı. Hadi bakalım. Kim kime attırıyor? Kimse büyük konuşmasın. Bizim de arkamız var çok şükür. He. Kapı gibi hem de. Bak, 15.000 dolar burada var hayatım. Tak, tamam mı? Dikkatinizi çekerim. Tak, burada da 22.000. Boru değil bu, boru değil. Ay Sedat, servet yaptın kısa sürede. Ne bu? Sen hakikaten dehasın. Kocan bu işler için yaratılmış sevgilim. Kocan hakikaten paranın dehası. Kaç bin mark dedin baba? Yavrum işine bak. Bunlar politik konular. Hadi yavrum geç kalıyorsun. Baban zamanı gelince her şeyi anlatacak sana. Tak tak. O kadar. Kara kutudan. Tak tak. Bu rakamlar katlanacak sevgilim. Hadi inşallah. Böyle giderse Londra'da oturacak kadar paramız birikir Sedatcığım. Londra'ya mı taşınıyoruz anne? Bakalım kızım düşünüyoruz. Neden olmasın? İnşallah kızım. Hadi geç kalıyorsun hadi. Gidiyorum anne. Aman hayatım. Kimseye zenginlik imajı yaratmayalım tamam mı? Tak. Anlatabiliyor muyum? Anlamaz mıyım sevgilim tak. Ne araba ne ev ne mobilya. Biz öyle orta direkt vatandaş olarak güya kendi yağımızla idare ediyormuşuz. Tamam. Tak hayatım. Hadi hoşçakalın. Hadi Cambridge'lerde, Oxford'larda okutacak baban seni. Tak tak. Hadi inşallah. Kimseye bir şey söylemeye mi yavrum? Ne söyleyeceğim anne? Ha aç kızım. Cafer'dir bu. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Gel Cafer gel. Konuşalım biraz. Aa girme öyle ayakkabılarınla odanın ortasına kadar. Ne konuşacaksanız orada konuşun hayatım. Tamam orada hayatım gel Cafer. Cafer kardeşim düşündün mü? Ver kararını artık. Tak döneceksin köşeyi. Dinle Sedat abini sen. Kırışacağız diyorum sana 50-50. Daha ne düşünüyorsun ya? Düşündüm de efendim. Yenge burada tak. Yenge de tak kardeşim. Ha yenge de taksa o zaman tak tak efendim. Tamam hadi bakalım. En doğru kararı verdin güle güle hadi. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Hadi iyi günler. Tak tak da Sedat'cığım, sıkışınca bu yetiştirmesin Yavuz Bey'e. Olur mu sevgilim? Hepsi birbirine bağlanmış göbekten. FBI casusluk teşkilatı gibi tak. İpler elimde. Cız, Yavuz abimiz de eseriyle meşgul. Ay dolaşma lan ayağımın altına sende. Prens misin nesin? Üzgünüm, üzgünüm istemeden. Yavuz! Kız Yavuz, kaşıkların nerede? Var mı ablacığım? Geldim. Kaşığımız da var, çatalımız da koyarız. Ne uyarır sizin bu kapıcınız kız? Birkaç gazete dergi istedik, bir gitti gelemedi. Gidin ablacığım. Şu küçük lafı da söyleme. Hasretme vatandaşı sabah sabah. Kız şunu sesi biraz. Aman iyi. Sıkı yönetim gibisin tepemde. Öyle ablacığım. Vatandaş kafasını dinleyecek. Çarçurt yok. Ha, başlarım senin vatandaşına ha. Vatandaşa laf yok. İyi aman. Koynuna al bari. Ay şu horozundan da fenalık geldi. Ablacığım canımı sıkma. Horoz benim horozum, tamam mı? Dağıtırım şerefsizim. Geldi senin uyar. Bir dakika ben bakarım. İstemez istemez. Buyurun, iyi günler. Nerede kaldın lan? Aldın mı dergilerimi? Aldım efendim, buyurun. Ablacığım gir içeri. Hasretme vatandaşı, ben alırım. Çekmesene şöyle. Ablacığım yürü. Başlarım senin ablandan da ha. İyi günler, buyurun. İyi günler koçum. Ver bana, tamam mı hepsi? Tamam efendim. Eyvallah, borcumuz. Aman efendim, ne acelesi var? Alır sonra. Aman koçum, eserimiz bugün evde. Göz kulak ol, biraz üşütmüş. Tabii efendim, ne demek? Vazifemiz, geçmiş olsun. İcabında manava da gitme. Eserimizle ilgilen, tamam mı koçum? Tamam efendim, emriniz olur. Al ne isterse, sıkılmasın. Hiç sıkıntıttırır mıyız? Yani hiç sıkıntıttırır... Tamam, neyse, anlaşıldı. Devamlı lojistik destek. Devamlı efendim. Hadi bakayım, aklım burada kalmasın. Kalmasın efendim. Biz burada ne güne duruyoruz evelallah. Aferin. Ha Yavuz Bey. Bu mikrop yine başladı bozguncu yayına. Kim, komşu mu yine? Başka kim olacak efendim? Yoksa bu tutacakmış. Yok bizi suçüstü yakalayıp attıracakmış. Hadi bakalım. Vatandaşa carçurt yok. İndirmesin beni aşağı şimdi bu kıyafette. Sizi de böyle bir günde üzmek istemezdim ama çok oldu. Pis herif. Hasta hasta. Parçalarım. Allah razı olsun. Hadi koçum sen rahatına bak. Rahatım sayenizde efendim. İyi günler. İyi günler. Oh, ne koku be. Şirkete mi geleceklermiş Şükrücüğüm? Aydın'la. Aydın'la kim baba? Aydın'la babası. Niye geliyorlarmış? Baban yanında onu sorsana. Ne sorsak cevap vermiyor ki anne. Baksana babama duvar gibi. Terbiyesiz sensin duvar. Konuşuyoruz oğlum sen de fırsat vermiyorsun ki. Ne demiş kim demiş. Görüşmeye geleceklermiş. Ablamla mı ilgili? Evet ablanla. Tamam anladık. Bunu böyle söylesenize. Ne konuşacaklar acaba? Nişan günü herhalde. Olur mu Şükrücüğüm bunlar barışmadan? Barışacaklar Nazancığım. Aa, çocuk mu bunlar? Söz kesildi. Öf, ne bileyim. Nerede o? Kim? Canım ablan. Bilmem odasında herhalde. Konuşmamız lazım çağır onu. Peki sahip. Yumuşak konuş Şükrücüğüm. Tabii canım tabii. Sen nasılsın başın başın dönmüyor inşallah. Yok canım yok. Nişanı bayram ertesi yapalım Şükrücüğüm. Söyle şu araya sıkıştırmasınlar. Olur olur. Aydın'ın da bundan özür dilemesi lazım. Eşek değil ya dileyecek herhalde Nazan. Astı yüzüne oturdu. Ben durumlarını hiç iyi görmüyorum. Bakalım şimdi bir konuşalım da. Efendim baba. Kahvaltı yapıyoruz kızım gelsene. Geldim. Günaydın. Günaydın. Kızım, Aydın'la babası şirkete gelecekler bugün. Duydum. Ne konuşacaksınız? Ne konuşabiliriz kızım? Konuşulacak bir şey yok baba. O iş bitti. Nasıl biter kızım? Söyler misin? Çocuk oyuncağı mı bu? Basbayağı biter baba. İstemiyorum hiçbir şey. Araya falan da girmeyin. Yapma be abla. Karışma sen. Sen karışma oğlum her şeye. Konuşuyorlar. Konuşuyoruz karışma. Kızım bak o çocuk fena çocuk değil. Bazı zevzeklikleri var ama... Nişanlanmayacağım baba, anlatma bana onu. Nişanlanacaksın, ben öyle istiyorum. Allah Allah. Evet, öyle istiyorum. Şükrücüğüm sakin ol. Zorla mı baba? Evet, gerekirse zorla nişanlanacaksın. Yavaş be baba. Aa, baba geldi. Öldüm Gül. Başladınız mı kahvaltıya? Bitti bile, sen neredesin? Bitiyorum bu apartmanın derdi. İlk çık. Kızım, beklemediniz mi babanızı? Yiyin hadi yiyin. Bir çay da bana koy Gül. Öldüm. Koyuyorum. Of hanım, kurtulamadık şu dertten. Para kazansın, apartman dairesi alacak babanız size. Hayal. Öyle deme Gül. Sedat Bey'le konuştum şimdi. Tak 50-50. Uyma şuna. Batıracak seni o adam. Foyası çıkar meydana, akşama sabaha görürsün. Paranın da yüzü güzel be Gül. 50-50 ne demek? Bilmem artık, o kadar söylüyorum. Katil bir uyanırsa. O da eserinin koynunda yaşıyor. Kadın bir koku sürmüş. 3 kat aşağıdan kokuyor vallahi. Buram. Pis karı. Sana ne onun kokusundan? Pek hoşuna gitmiş bakıyorum. Ağzı da bozuk. Katile kız Yavuz bize... Neredesin lan? Aa, veremedin mi cevabını? Ne denir Gül? Koskoca Yavuz Bey'in gözdesi. Aman ne midesizmiş o da. Basit kadın canım, basit. Bulaşır. Yavuz Bey sıkı tembih etti Gül. Eser bugün evde kalacakmış. Yardımcı olun dedi. Ne istersin? Bak ben olmasam çağırmar. Senin de hiç insafın yok bana ha Cafer. Hangi birine yetişeceğim? Şu çocuklara mı, muayenehaneye mi, apartmana mı? Aman eyvallah be, bir de Eser Hanım çıktı başımıza. Üşütmüş iyice kadın teyzeciğim. Evlerine gitmeye çekiniyorum vallahi. Ablam kesin böyle diyor. Nimet Hanım yine tedaviyi görecekmiş Hüsnü, duydun mu? Duydum. Allah şifa versin. Psikoloğa gitmek istemiyormuş. Mine ablam götürecek. Kime? Doktora mı? Yok amcacığım, doktoru ona götürecek. Lafı dinlemiyorsun ki Hüsnü. Nesini dinleyeyim Nimet Hanım'ın doktorunun be hanım? İyi dinleme. Hacer sen de gelmesen dünyadan haberimiz yok vallahi. Şükrülerden ne haber görüyor musun? Dün onlardaydım. Canları biraz sıkkın. Ne var hayrola? Bilge Hanım'la Aydın Bey kavga etmişler. Aa, duydun mu Hüsnü? Duydum, Allah Allah, ne olmuş yine? Sizin haberiniz yok mu? Yok kızım, nereden olacak? Kimsenin adam yerine koyup da aradığı yok ki bizi. Estağfurullah, ondan değil de üzmek istememişlerdir. Hadi canım, saklıyorlar her şeylerini. Görüyor musun Hüsnü? Şurada anne miyiz, baba mıyız? Bir telefon açıp da... niye kavga etmişler? Vallahi bilmiyorum o kadarını teyzeciğim. Kızım sen de niye söyledin şimdi? Ay pişman oldum söylediğime vallahi. Niye söylemiyormuş? Anne babadan saklanır mı böyle şeyler? Şimdi telefon edip ikisine de ağzıma geleni söylemezsen. Dur hanım, telaşa verme ortalığı. Anlamadan dinlemeden, Allah Allah. Eriğin var mı Adem abi? Var da bacım, yaramaz ekşi. Çağla vereyim sana. Çok değil, şöyle bir avuç, canım çekti. Tamam, buyur. Tamam. Buyur. Sağ ol. Kaç lira? Ne lirası bacım, hediyemiz olsun. Komşuyuz şuradan, lafı mı olur? Afiyetle. Çok da güzelmiş. Bu Adem yaramaz adam Tertip. Neden öyle söyledin? Yaramaz Tertip. Hiç öyle görünmüyor. Yaramaz. Bir şey söyleyeceğim şimdi, sinirleneceksin. Söyle Tertip. Boş ver, söylemeyeyim daha iyi. Ölüme bak söylemezsen. Boş ver, kavga falan edersin şimdi. Konuşmam bir daha bak Tertip. Söyle şunu. Yoksa dileğime asılıyor. Asılıyor be Tertip. Kaç kere salatalık, muz falan verirken gördüm. Hem de bedava. Vay Adi. Çok adi be tertip. Gör o gününü. Göstermek lazım tertip. Söylemeyeyim dedim ama. Söyleyeceksin tabii. Nerede o? Orada dükkanda. Sen de gel. Geldim tertip. Dilek çağla mı yiyorsun? Çok güzel. Afiyet olsun. Kaça aldın? Para vermedim. Adem abiden. Adem abi hadi görüşürüz. Hadi bacım görüşürüz. Canım mı dedi? Bacım dedi tertip. Hadi. Gel benimle. Geldim tertip arkandayım. Kolay gelsin. Eyvallah tertibim. Tertip deme bana. Olur demeyiz. Çalaver oradan. Verelim. Ne kadar? Ne kadar alalım tertip? Yarım kilo versin. Para yok ama. Yarım kilo çağla bedava olmaz ama iman etme açtık bunu ya. Kızlara veriyorsun. Adi! Hop! Güzel konuş aslanım. Ne oluyor yine? Vur tertip. Adisin ırz düşmanı. Utanmıyor musun kızları çağla vererek aldatmaya? Vur tertip. Gelin lan. Bela mısınız he? Belayız. Yaşatma seni burada. Sevgilim o benim. Vur tertip. Hadi vur bakayım. Halis, al bakalım. Dur. Adi. Halis ne yapıyorsun? Sen karışma Dilek. Hesaplaşacağız mı Adil'le? Adi sensin. Vur tertip vur. Al. Ne oluyor orada? Koş Davut usta koş. Eyvah tertip amcam. Al. Ne oluyor gözüm? Bizi dövecekler usta. Bacıya bir avuç çağla verdik. Vay niye vermişiz? Onun hiç suçu yok şimdi. Ya biz bilmiyoruz değil mi niye verdiğini? Adi! Al! Güzel konuş. Gebertirim ikinizi de. Bela mı kesildiniz milletin başına? Ne o elindeki? Boru usta boru. Bize vuracak. Tüh! Rezil herifler. Eşkıya mı kesildiniz milletin başına be? Kusura bakma gözüm. Şimdi bakarım ikisinin de icabına. Yürü! Ben söyledim amca. Sus! Konuşma! Yürü! 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 Kırayım mı bu boruyla kafanızı? Tüh! O da Dile'ye asılıyor ama baba. Tüh! O nasıl söz? Koskoca çoluk çocuk sahibi adam. Asılıyor vallahi baba adi. Sus! Yemin etme. Patlatırım ben seni. Bir Türk komşusuna asılmaz. Neymiş? Asılmaz amca. O kadar. Sizi iki dakika yalnız bırakamayacak mıyız şu dükkanda? Ben söyledim amca. Ne söyledin hayırsız? Bela mısınız siz benim başıma? Vallahi söyledim amca. Sus! Patlatırım ben seni. Kavgayı o çıkardı baba. Yok vallahi amca o aldı boruyu. Sen söylemedin mi asılıyor diye adi? Al! Güzel konuşun birbirinizle. Tek tek anlatın. Patlatırım meselesi. O söyledi baba. Çağla vermiş kıza adi. Bedava. Ne olmuş vermişse? Kavga etmek lazım hemen. Ben kavga edelim demedim amca. Dedi baba. Muz falan veriyormuş. Okşuyormuş kızı. Öyle bedavadan yumuşak yumuşak. Al! Konuşma öyle sapık sapık. Bir Türk komşusunu okşamaz öyle. 7 kere 8. Kaçtı be tertip? Oo baba. Aç bunları artık. Şöyle bir basıyorsun. Kahve mi yaptın? Ha, aman dökülmesin krokinin üstüne sultanım dikkat. Buyur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hüseyin şu mirasçıları bulursa çok büyük bir işe giriyoruz sultanım. Bulur o bulur. Hadi hayırlısı. Bugün dönmesi lazımdı. Nerede kaldı? Öyle oldu. Gelirim dediyse gelir Halil Bey. Senin de kimseye güvenin yok. Böyle işler sallanmaya gelmez sultanım. Bitirdin. En son nereden telefon etmişti iblis? Samsun'dan arıyorum demişti. İnşallah doğrudur. Bana sesi yakından arıyor gibi geldi. Aman sen de artık. Senin abin yapar. Parayı da aldı. Yerleşmiştir bir otele. Boş yere günahını alma Halil Bey. Öyle bir şey yaptıysa kırarım boynuzunu. Niye yapsın ayol? Deli mi bu? Aa! Yapar. Sabıkalı. İnşallah kadınlarla yemiyordur parayı. Kırarım boynuzunu. Ha, geldi işte. Mahcup edecek şimdi seni. Günahını aldığınla kaldın adamın. Ah hoş geldin abi. Merhaba. Biz de şimdi seni konuşuyorduk. O zakalları da uzamış. Özledik vallahi. Geldik ya kız çok şükür kazasız belasız. Eniştem nerede? Burada seni bekliyor. 9 doğurdu meraktan. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk enişte. Anam ne yoruldum ha. Değdi mi bari? Bulabildin mi adamları? Bulduk da enişte iş biraz karıştı. Karıştı mı? Ne oldu yine? Anlatacağım enişte. Önce bir oturayım, müsaade et. Özlemişim vallahi. Ah, anam. Otobüslerde günde en az 500 kilometre enişte. Oradan oraya. Kahve mi içiyorsun? Sana da yapsın mı? Yapayım abi. Sen bana kahveden önce bir lokma bir şey ver kız. Öldüm açlıktan. Vereyim. Gördün mü Halil Bey? Geldi işte. Değdi mi arkasından konuştuğuna adamın? Şşt, ne dedin enişte? Ha, yok bir şey, anlat. Ah enişte. Samsun'dan Afyon'a, Afyon'dan Çanakkale'ye at koşturur gibi. Fakat Afyon'da bir tarihi lokanta var enişte. Kaymaklı ekmek kadayıfı. Bir ekşili köfte ağzına layık. Sana köfteyi sormadık, anlat. Kimi buldun? İkisini de bulduk da enişte. Dahası ne? Şimdi bunlarla iş bitmiyor ki enişte. Asıl kilit adam Almanya'daymış. Ne? Almanya'da mı? Onu da bulacağız enişte. Başka yolu yok. Bitireceğiz bu işi. Sen bana biraz mark ver. Bir de pasaport çıkartalım 2 gün içinde. Olur. Başka sıkıntın var mı? Sen kimi kandırıyorsun iblis? Aa, konuşuyoruz enişte. Sen de konuşturmuyorsun ki insanı. Ne konuşuyorsun iblis? Şimdi Almanya mı çıktı başımıza? Kusura bakmayın Sevgi Hanım. Sizi de işlerinizden alıkoyduk. Rica ederim. Zaten ben de Nimet Hanım'ı görmek istiyordum. İyi oldu. Cem sizi götürür yine muayenehaneye. Zahmet olacak. Ne zahmet efendim? 14'te bir randevum var da. Yetiştiririz. Hırçınlaştı yine son günlerde. Sanıyorum kocasıyla bir sorunu var onun. Tamamen. Bütün derdi kocası. Ayrılamazdı artık. Yaş geçti. Bir konuşalım. Aman Sevgi Hanım, muayene için geldiğinizi sakın anlamasın. Böyle sık sık hatırlatıyorum ama. Tamam, rahat edin. İsterseniz sizinle yolda karşılaşmış olalım he? Olur. Ha, böyle daha iyi. Şöyle bir hatır sormaya uğramış gibi. Özge, yavrum bak şu annenin güzelliğine. Oo anne maşallah yani. Nerede kaldı bunlar Özge? Geliyorlar anne, telefon ettiler. Öf, otur patladım evde. Geleceklerse gelsinler de gidelim. Gelirler Nimetçiğim, otur biraz. Çekip durma sen de kolumdan. Daralttın aman, uzak dur. Ben oturmaktan sıkıldım diyorum. Ben de bir şey demedim Nimetçiğim, tamam. Ah geldiler. Aç kızım. Merhaba. Merhaba. Anne bak kim geldi. Oo buyurun Sevgi Hanım. Merhaba. Yolda karşılaştık. Öyle mi? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk Raşit Bey. Vallahi pes ne hafıza. Nasılsın Nimetciğim? Ah nasıl olayım hayatım, hoş geldin. Sana geldiğimizi duyunca Sevgi Hanım da 5 dakika uğrayayım dedi, eksik olmasın. Ne yapayım, siz gelmiyorsunuz, bari ben bir hatır sorayım dedim. Ne iyi ettiniz efendim, ne iyi ettiniz, buyurun oturun. Aydın Nimet Hanım, torun da geliyormuş. Geliyor efendim, geliyor inşallah. Bir dakika Raşit, konuşuyoruz, sana mı sordu? Ne fark eder Nimetçiğim, biz de dedesiyiz. Kutlarım. Nereden dedesi oluyorsun adangalak? Onun dedesi rahmetli Arif. Raşit Bey dede sayılır canım. Ne söylesem ağzıma tıkıyorsun sen de ama Nimet. İyi niyetle bir şey söyledik şurada. Söyleme, istemez. Görüyor musun Sevgi Hanım? Değişen hiçbir şey yok. Yine her lafın içinde. Fena bir şey söylemedin Nimetçiğim. Söylemesin bir şey. Her lafı sinir ediyor beni. Büyütme anne. Kahve içer misiniz? İçelim. Hadi Özgeciğim. Özge ben de içerim. Görüyor musunuz hanımefendi? Nimet beni maalesef hiç anlayamadı. Evet, maalesef. Ne kadar samimi olmaya çalışsam maalesef. Sus tahta kafa. Beni mi şikayet ediyorsun şimdi de? Paralarım seni. Siz asıl bunu tedavi edin Sevgi Hanım. Nimet ne yapıyorsun? Hanımefendi görüyor musunuz durumu? Sus ahlaksız! Kalk kadını kucağından, paralarım! Kapıcı! Kız kapıcı! Neredesin lan? Kapıcı! Alo! Kız kapıcı! Hay senin kapıcı gibi! Buraya bak! Eser Hanım! Evet! Duymaz buradan, müracaattadır. Patlayasıca. Hani devamlı emrimizdeydi? Biz yardımcı olalım Eser Hanım. Git işine be moruk. Asılacak başkasını bulamadın mı? Ulan kapıcı! Sensin moruk. Benim adım Cemil. Cemil nereye gidiyorsun? Buradayım Sevim. Katilin esiri Cafer'i arıyor da. Kapıcı! Bak. Arasın sana ne? Gel buraya. Geliyorum Sevim, bir dakika. Dur bakalım, belki bir ihtiyacı vardır. Cemil buraya gel dedim. Bağırtma beni. Sana ne o kadının ihtiyacından? Cemil! Kız! Neredesin kız kapıcı? Merhaba efendim. Bir öneme baktınız. Baktık geberesice. Kız nerede bu kapıcınız sizin? Aşağıdadır herhalde efendim. Hay efendiler götürsün onu. Bak nasıl bağırtıyor beni hödük. Kapıcı! Ulan! Duymadı mı? Bana bak mırık, bırak peşimi fena olacak ha. Bak o kadar söylüyorum. Ne askı tersin sen be? Kapıcı! Terbiyeli konuş, benim adım Cemil. Çayır yospası. Ay vallahi dediğiniz gibi. Kim bu efendim? Katilin eseri. Eseri mi? Anla işte madam, aşta fişne. Beraber yaşıyorlar. Tüh rezalet, o mu bu? O Eser Hanım. Rezalet, ağzı bozuk. Bitirin madam, bitirin. Eser Hanım! Aman aman, böyle eser olmaz olsun inşallah. Bu ne canım? Ulan ulan. Oh. Ulan neredesiniz? Perili köşk gibi herkes bir tarafa gizlenmiş. Kapıcı! Muhanededir o. Sana bir şey soran oldu mu moruk? Git peşimden. Kapıcı lan! Kapıcı, kapıcı! Kim o? Efendim? Neredesin kızım? Eser Hanım sizi arıyor bak. Kız sen misin bu apartmanın kapıcısı? Kocam. Patlasın inşallah. Ne bağırtıyorsunuz beni? 5 kat indim. Nerede o kocan olacak ayı? Aa! Niye ayı oluyormuş? Güzel konuş. Babacım, kapıcım. Konuşmazsam ne olacakmış? Bilmem artık, ayı dedirtmem ben kocama. Patlat, bana da moruk dedi. Aman efendim, ne yapıyorsunuz lütfen? Baksana şu kapıcına. Ne oluyor kızım? Terbiyesiz terbiyesiz konuşuyor, ne olacak? Cemil! Buradayım Sevim. Ne işin var senin burada? Bakıyorum Sevim. Sabri Bey, öğrenciniz bekliyor, neredesiniz? Geliyorum efendim. Bir dakika, konuşuyoruz hanımefendiyle. Merhaba. Merhaba ablacığım. Ders mi var içeride? Var efendim, keman. İzlemek isterseniz buyurun. İzlerim valla. Yavuz da gitti, sıkıldım evde. Ben de bunlara kaset aldıracaktım. Alırlar mı efendim? Kapıcılıktan başka her şeyi yapıyorlar, baksanıza. Buyurun. Sizi de dinleriz bu vesileyle, şeref verirsiniz. Oh be, buyurun. Şöyle havamız yerine gelsin biraz. Sevim, ben de dinleyeyim şunu. Bakalım sesi nasıl? Hayır, buraya gel. Havası batasıca. Otur evladım, devam ediyoruz. Hanımefendi yabancı değil. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoca, bunun içi geçmiş. Sanatın yaşı yokmuş efendim. Biraz öyle ama çalıştırıyoruz yavaş yavaş. Efendim kayınvalidem. Nasılsın teyze? Öpeyim. Sağ ol kızım. Sen nasılsın? Hamile misin yoksa? Ne hamilesi anneciğim? Yavuz Bey'in şeyi. Ne zamanda o? Oturun efendim, oturun. Kusura bakmayın. Büyük hanım duymaz, böyle uydurur. Otursanıza anneciğim. Uydursun hocam, çok tatlı. Hiç kızına çekmemiş. Efendim? Hadi evladım. Hanımefendi solisttir, ona göre. Hadi bakalım. Hadi hocam, bismillah. 1, 2, 3, 4. Es! Ada sahillerinde bekliyorum. Kız moruk, aferin, sesin de güzelmiş. Ablacığım, bir sigara ver şuradan sevabına. Nereden ablanız oluyorum efendim? Bozulma hemen canım, bir sigara istedik. Yok sigaramız efendim. Sigara kullanmıyoruz da efendim. Devam etsin evladım. Oho hocam, sizde de bir bok yok. Bir içki verin o zaman. Ayla Hanım, dolapta bir şeyler olacak. İçkili gazino mu burası efendim? Vermiyorum Allah. Misafirimize istiyorsa ikram etsene kızım, hamile kadın. Babacığım kapıcı. Baban da gitti, gelemiyor. Muhatap ediyor beni böyle terbiyesizlerle. Gül, nereye gitti o kadın? Burada. Aldı hemen domuz içeriye. Dersin verecek nedir? Bir ağacılık bir ağacılık. Hanımefendi hanımefendi. Olmaz ama bu nasıl şey? Bir kadın sabahlıkla apartmanın içinde. Ağzına geleni de söylüyor. Söylüyor, terbiyesiz. Vallahi ben de şikayet edeceğim Yavuz Bey'e, gelsin. Türkan Hanım'a da söylemek lazım Gül. Söyleyeceğim. Ayı diyemez benim kocama. Suratsız suratsız. Kime söylüyor öyle? Aba diye söylüyor, aba diye, kıskandı. Gözümü geldin, sen mi unuttun? Gelmiyorsun ha, gelmiyorsun ha. Hadi teyze sağlığa. Sağlığına kızım, dokunmasın bebeğine. Ne bebeği anneciğim? Hadi hocam sağlığına. Afiyet şeker olsun efendim. Maşallah gazino açtık. Söylemeyin efendim. Oh nur ol hocam. Maşallah efendim, siz de nur olun. Aferin kızım. Sesin de güzelmiş. Kimsenin kocan? Kocası yok anneciğim, katilin şeyi. Karıştırmayın efendim şimdi onun bunun şeyini. Öf, değişti şunu moruk. İçim karardı. Oynayalım biraz. Ya lelli, bu işin sonu belli. Boş lafta kalma. Hadi evladım. Teselli. Ya lelli, bu işin sonu belli. Boş lafta kalmadı teselli. Bana da geldiler efendim. Kızım maşallah, çocuğun düşürmeyesin. Şimdi ben düşürmek üzereyim anneciğim. Ya belli, bu işin sonu belli. Bir sene çıktın, dolaşmaya kaldı da piş musibet. Lafta kalmadı teselli. Otur oğlum, geleceklerse gelecekler, ne bu halin? Ne konuşacağım ben şimdi bu insanlarla abi? Görüyor musun bu kızın bana yaptığını? Oğlum düzelir, üzülme, böyledir bu işler, sakin ol. Aa, nasıl sakin olayım abi? Sen de oturmuş sakin ol, sakin oluyorsun. Bana bak, doğru konuş benimle, patlatırım bir tane ha. Yalan mı abi? Sakin ol demek kolay. Nişan günü kararlaştıracağız, kızımız istemiyor. Tamam anladık, kaç kere söyleyeceksin? Düzelir diyoruz biz de dangalar. Bağırma bana öyle abi, zaten canım sıkkın. Ne olmuş sıkkınsa? Belanı mı arıyorsun sen tamam, şimdi? Tamam. Bak. Gel. Efendim ikramımız hazır. Bakın da eksik bir şey varsa hemen aldıralım. Tamamdır. Koş öyle Abbas efendi. Baş üstüne babam, affedersin. Güzel koy Abbas. Ne güzel efendim, ne güzel. Bugünlerde gördük çok şükür. Bilge Hanım da uçuyordu sevincinden. Ha, uçuyor. Uçmaz mı efendim? Ne mutluluk. Tarihi belli oldu mu? Hayır, şimdi kararlaştıracağız Ergun. Hayırlı olsun efendim. Hadi Ergun, çok sorma. Adamın zaten heyheyleri üstünde. Olmaz mı efendim? Heyecandan. Babalık kolay mı? Abbas, dolaşma ayak altında. Bitir sen işini. Tövbe müdürüm, affedersin. Ne kelime ayak altı. Hadi sallama hadi. Buradayız efendim. Ne emriniz olursa. Tamam hadi. Sakin ol tamam mı? Velveleye verme ortalığı. Hı hı. Konuşacağız, ben buradayım. Tamam abi tamam. Ha, öyle işte. Biz ne zaman nişanlanıyoruz Bülent? Bu yaz takalım artık. Of, ne zor işler. İşini bitirdik, çık. Biz ne yapıyoruz affedersin? Konuşma benimle öyle eşkıya gibi. Ne yapıyorlar Ergun Bey? İkisi de çok gergin. Şevket Bey yine kardeşinin yakasına yapışmıştı ama biz girince. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Hadi bakalım, sıra sizde. Yaza düşünüyoruz Ergun Bey. Hadi hayırlısı. Hayırlısı babam, affedersin. Hah, çayın hazır mı? Hazır müdürüm, hazır. Hadi yürü işinin başına. Hiç böyle nişan hazırlığı görmedim. İkisinin de yüzü mahkeme duvarı gibi. Belli etmek istemiyorlar ama. Şimdi çıkacak birisi. Ne tat alıyorsa dinlemekten. O kadar da söylediler. Yüzüne tükürtmeden durmaz affedersin. Huy bu. Hoş geldiniz babam, buyurun. Hoş bulduk. Ergun Bey merhaba. Oo efendim, maşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Demet'ciğim. Babamla tanışıyorsunuz değil mi? Tabii efendim, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, burada mı Şükrü Beyler? Hayır efendim, buradalar. Şevket Bey de burada, sizi bekliyorlar. Pasta filan hazırlık yaptılar da. Abbas hala burada mısın? Hoş çaylar hazırla. Baş üstüne müdürüm. Şans dileyin bize çocuklar, affedersin. İyi şanslar. Buyurun. Hayırlısı babam. Buyurun. Geldiler abi. Gelsinler oğlum, rahat ol. Buyurun. Ha, efendim geldiler. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba Aydın. Merhaba. Aydın nasılsın? Çok iyiyim efendim. Heyecanlıyım tabii biraz. Ne var bunda heyecanlanacak? İlk defa mı görüyorsun bizi Aydın? Otur, rahat ol. O kadar efendim, yolda da konuştuk. Heyecan efendim, heyecan kolay mı? Böyle buyurun efendim. Teşekkür ederim. Ne güzel efendim, ne güzel. Bugünlerde gördük çok şükür. Ergun'cum, izin ver bize biraz ha? Tabii efendim, ne demek? Ben bir emriniz var mı diye öyle. Yok şimdilik, yok. Söyleriz Ergun Bey. Tabii efendim. Buradayız efendim. Tekrar hayırlı olsun. Ergun Bey hepimizden heyecanlı. Öyledir o. Buraya Ergun Bey'i mi konuşmaya geldik oğlum? Tamam baba, buyurun. Efendim, fazla vaktinizi almayalım. Estağfurullah efendim. Var vaktimiz efendim, rahatınıza bakın. Bütün öğleden sonramızı size ayırdık. Eksik olmayın efendim. Rahmi Bey, konuşmaya başlamadan önce bir şey var. Aydın size bahsetmiştir, bunların araları... Duydum, bahsetti. Onun için de özür dilemeye geldik sizlerden efendim. Estağfurullah efendim, bizden değil de... onlar kendi aralarında anlaşsınlar önce. Anlaştık efendim, o iş tamam. Bizim bir sorunumuz kalmadı. Niye bana söylemiyorsun? Özür dilerim baba, haklısın. Şükrü, tamam işte oğlum. Barışmışlar. Hı. Hah, gülüşüyorlar. Neyse, pazarlık başladı. Kafasını kırdırıncaya kadar durur orada, affedersin. Öyle vallahi. Ergun Bey şimdi bir şey isterler. Dur kızım! Aydın, hadi sen biraz dışarı çık oğlum. Biz büyükler olarak aramızda konuşalım. Peki baba. Hadi Aydıncığım. Aferin, uyumlu damat işte. Efendidir efendi. Oldu efendim, karar verildi mi? Çok şükür, çok şükür. Tebrik ederim. Öpeceğim. Bu güzel Nisan ayında bırakacaksın siyasi kavgaları, protesto gösterilerini bir tarafa. Takacaksın nişanlının koluna. İşte böyle. Görüyor musun domuzu? Bize küs, kendi yapıyor alışverişini. Niye zahmet ediyorsunuz beyefendi? Biz anladık ne lazımsa. İstemez evladım, istemez. Böyle hem bana bir yürüyüş oluyor hem de biliyorum hesabımı. Kafam rahat. Parasını yedik sanki. Hesabını biliyormuş. Lafa bak. Acayip adam abi. Aman aslanım, sıçratmayalım üstümüze. Duyar muyar. Aman aslanım, dikkatli olalım. Sedat Bey yine kumara dadanmış. Kumar mı abi? Büyük paralar hem de Adem. Nereden buluyor bunu? Yakında kokusu çıkar. Eyvah, ne yapacağız abi? Uzak duralım ama. Kabak bizim başımıza patlamasın. Yavuz Bey duyarsa ne yapar onu? Benim de başıma şu Halis'ler bela oldu abi. Küs müsünüz hala? Sen de amma büyüttün be aslanım. Adam mı onlar? Öt dedi mi kaçarlar. Dedim de abi, komşuyuz. Ustanın hatırı var. Dilek de arada kalıyor kızcağız. Ben konuşurum şimdi babasıyla. Bak terbiyesize. Çekerim kulağını onun. Yiyor muyuz anne? Yiyeceğiz yavrum. Ay moment bitti. Görüyorsun, hazırlıyorum. Yumurta yok mu Ulviye? Hayır efendim, yok. Öyle her gün yumurta yenmez. Buyurun, bunlar. Kolesterol yükselir baba. Karışma sen. Doktor kesildiniz başıma. Ben bu apartman hayatından bıktım Davut, söyleyeyim. Fenalık geldi, yapamayacağım. Ne yapacağız hanım? Çıkalım bir müstakil eve Davut. Ha, müstakil mi? Annem villa istiyor baba. Duyduk. Çok pahalı Ulviye. Kaç mark böyle bir ev biliyor musun? bilmiyorum ama ben boğulmak üzereyim bu apartmanda Davut. Ne biçim insanlar, ne saygısız şeyler. Vah anneciğim vah. Duydun mu baba? Konuşuyoruz Dumkov. Duydum. Duydun mu anne? Dumkov yok Davut. Bıktım. Vallahi bıktım. Sabri Bey'in fasıl heyetleri, Cemil Bey'in komando çıkartmaları, Yavuz Bey'in ağzı bozuk eseri. Aa baba, sen o kadını gördün mü? Sarı sarı saçları var. Öyle göğüsleri var. Püh, sapık. Nasıl konuşuyorsun sen öyle el alemin kadınları hakkında? Hadi buyurun. Halis, buyur yavrum. Geldim anne. Bırak o iti elinden. O it değil baba. Söyleme şöyle Davut. Ne diyorsun şimdi? Bu daireyi satsak. Hayal Ulviye bunun parasıyla. En iyisi biz yine Almanya'ya gidelim baba. Allah Allah. Ne varmış Almanya'da? Ne güzel. Dileği de götürürüz. Adem asılmaz kıza. Öyle bahçe içinde. O senin Adem abi. Terbiyeli konuş. Hı? Cafer efendi aç Halis. Kırmazsam Adem'in ağzını burnunu. Hadi bakalım. Terbiyeli konuş dedim. Şimdi ben kıracağım senin ağzını burnunu. Buyurun. İyi günler. İyi günler Cafer amca. Ekmeğimiz. Getirdin mi kuponları da? Getirdik Tertip buyur. Bu çalar saatli radyonuz. Bu da pazar arabanız. Basket topu da var. Teşekkür ederiz. Annemler duymasın. Sevgilime düdüklü tencere alacağım. Biriktiriyorum. Duymasın da Tertip. Şikayet var senden biraz. Oğlum penguen. Ha o. Ne diyor? Ne diyecek aslanım? Ayıp değil mi böyle şeyler? Asılmasın o da benim sevgilime. Senin sevgiline kimsenin asıldığı yok Tertip. Laf çıkartmayın bak. Söylerim babana. Söyle ne olur. Bilmem artık. O kadar söylüyorum. Allah kahretsin seni. Burada mı uyudun? Kalk. Serpil, sizi uyandırmamak için hayatım. Ne yapayım? Geç geldim. Mecburi tak. Sus! Bana hayatım deme. Neredeydin dün akşama? Çabuk söyle. Nerede hocam Serpil? Yavuz abiyle beraberdik şerefsizim. Sor istersen kendisine. Yalan söyleme. Ben biliyorum her şeyi. O adam erkenden geldi evine. Sen nerelerde sürtüyorsun ha? Sen neredesin? Neredesin sen? Kumar oynadın yine değil başım. Mi? Ne kumarı hayatım? Nereden çıkarıyorsun? Zaten başım ağrıyor. Ah, başım kopsun inşallah. Başım. Kaç dolar kaybettin? Kaç dolar kaybettin? Allah'ın cezası. Aa, neler uyduruyorsun Serpil? Dolar molar kafayı mı yedin sen ya? Aa. Sen yemişsin kafayı. Kimi uyuttuğunu sanıyorsun sen ha? Kimi? Bankadan paralar çekilmiş. Aa, şerefsizim yok öyle bir şey Serpil. Tak sana yeminle bak. Ekmek çarpsın ya. Sus, yemin etme çarpılasıca. Devamlı yalan, devamlı yalan. Anne ne yapıyorsun? Delirdin mi? Delirdim çekil kızım sen de çekil. Delirdim. Çekil kız sen de şimdi. Çabuk senin de paralarım ha. Baba ne yaptın kaç? Kaç kızım kaç. Gözüm bir şey görmüyor kaç. Görmüyorum evet. Buraya gel. 5000 dolar çekersin ha. 5000 dolar mı baba? Yok kızım 5000 dolar nereden uyduruyorsunuz? Hah Cafer ben açarım. Bırak kızım kaçacak. Bırakma kızım bırakma. Bırakma. Cafer. Çekil. Dur. Cafer gel al. Gel. Abin zor durumda. Buyurun. Bırak. Çekil. Durma ha? Önümüzde şimdi ikiniz de paralarıma. Çekil oradan. Anne. Gel buraya anne, Sedat. Sedat gel buraya. Sedat bir yere kaçamazsın. Sonu kötü gel Sedat Bey. Gel kötü kardeşim sana. Kötü karım çıldırdı gel benimle. Sedat. Sedat dön eve bak çok fena Yavuz olacak. Yavuz abi. Bu tarafa gel bırakma beni. Gel diyorum sana. Sedat bir yere kaçamazsın. Bırakma beni. Bırakmıyorum Sedat Bey. Ah. Oh. Kurtar kardeşini bu canavar. Hayrola birader. Tutma beni. Anne be. Dur yapma. Anne. Bırak. Geliyor dur. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Sakin ol yenge. Ne oluyor birader? Canım abicim. Her şeyi anlatacağım. Tak, kurtar beni şundan. Bırak ahlaksızı Yavuz Bey. Kumar oynuyor. Kumar mı birader? Yok abicim. Şerefsizim oynadıysam. Dün gece beraber değil miydik? Söyle şunu Allah aşkına. Dün gece. Beraber miydiniz? 5000 dolar kaybetmiş. Üf anam. Geç şöyle. 5 bin mi birader? Tak şerefsizim. Hepsi $100 canım abicim. Hani beraberdiniz alçak. Niye bilmiyor Yavuz Bey? Ha niye? Çekil sen de aradan. Kusturacağım sana o dolarları. Beraber miydik birader? Öyle dedim canım abicim, kusura bakma. Ha sıkışınca öyle dedim. Pis yalancı. Bırakın onu bana Yavuz Bey. Çekil sen de aradan. Rica ederim yengeciğim. Sen şöyle geç, sakin ol. Onu bana bırak. Alırız şimdi hesabını. Birader, bela mısın sabah sabah vatandaşın başına? Bela, baş belası. İnsan bir gecede $5000 nasıl yer? Hiç mi çoluk çocuğunu düşünmezsin? Vay anam vay. Bu. Oh. Duyduklarım doğruysa gittim birader. Ekmek çarpsın hikaye canım abim. Yahu hepsi topu topu $100 diyorum be. Çarpıl inşallah. Bak hala yalan söylüyor. Pis kumarbaz, ahlaksız, sahtekar. Ay, ay. Serpil. Yenge. Hayatım. Yenge. Yenge. Serpil'cim. Yengeciğim. Gel şöyle gel. Yengeciğim. Gel. Beğendin mi yaptığını? Sedat karısıyla kavga ediyor herhalde. Sabah sabah bu ne çirkin şey canım. Başkaları da var Nazan. Herkes koştu baba, Ali gelsin anlarız. Apartmanınız da maşallah olaysız bir gün geçmiyor. Sıktı vallahi. Hah Ali ne olmuş? Serpil Hanım bayılmış. Aa kavga mı yoksa? Kumar yüzünden. Oynuyor değil mi o? Hem de çok büyük oynuyor Nazan, batırdı herhalde. Batırmış baba, $5000 falan diyorlar. Aa ne bu? Nereden buluyor o kadar parayı Şükrücüğüm? Bunun kokusu çıkar. Bu kadarla kalmaz görürsün. Katilden mi götürüyor sence baba? Bilmiyorum artık o kadarını. Hadi oturun, oturun. Bunlar ne çirkin ilişkiler. Bu nasıl karı kocanın? Tüh. Ortaklıkta çirkin Nazan. İşte Davutcuğum, haksız mıyım? Apartman hayatı bu. Sana da fırsat çıktı Ulviye. Olur aile arasında. Böyle rezalet hiçbir yerde olmaz Davut. Nein. Tuttu yine Almanlar Ulviye. Nein. Almanlık malmanlık yok. Bu rezalet, dayanamıyorum. Vah anneciğim vah. Dayanamıyorum diyor işte baba. Gidelim Almanya'ya ne olur. Kalk. Oturun oturduğunuz yerde. Ben en çok Aslı'ya üzüldüm anne. Ağlıyordu yazık. Öptüm öyle yanaklarından. Karı koca kavgasından sana ne? Sana ne olur mu Sevim? Komşuyuz şurada. Boğazlasınlar mı birbirlerini? Ayırmayacak mıyız? Sana mı düştü? Bir ses duysan anında fırlıyorsun. Fırlarım Sevim. Benim adım Cemil. Başkaları niye oralı olmuyor? Senin adın Cemil. Başkalarından bize ne canım? Biz insanlık görevimizi yapalım da. Sana olay lazım. İnsanlık görevi bahane. Soluk solağısın bak. 10 saniyede yetiştim Sevim. Soluk soluğa kalmışsın. Nedir derdin? Bir gün o merdivenlerde kalıverirsin Allah göstermesin. Hayır kalmam. Ben askerliğimi komando olarak yaptım Sevim. Anında yakalarım. Serpil Hanım kollarımda ayıldı. Allah Allah, senin kollarını almanı mı bekliyormuş? Ne bileyim Sevim. Sedat'a bir çaktım, katile bir omuz. Atma atma. Atmıyorum Sevim. Sen tanımıyorsun kocanı. Herkes çekinir bu apartmanda benden. Şöyle bir yakasını yapıştım mı adamın? Alışverişe çıkacağız bugün Şükrücüğüm. Biliyorum, Aydın da gelecek mi? Gelecek baba. Bu Sedat gibileri görün de kızım işte, koca seçerken ona göre. Şimdi nereden nereye baba? Kötü koca örneğini veriyor kızım. Alınma hemen baygınım. Alınacak ne var bunda? Onlar da sevişerek evlenmişlerdir mutlaka. Kimler? Canım işte Sedat, Serpil Hanım. Aman Şükrücüğüm, onlara kimse benzemez. Aşk olsun baba yani. Öyle kızım. Kavun değil ki bu. Öyle adam mı bizim eniştemiz? İçkisi yok, kumarı yok maşallah. Üf, sıkıldım bu nişan nikah laflarından ha. Bayram, nişan hepsi bir araya geldi Şükrücüğüm. Ne yapacağız? Yapacağız bir şeyler. Şirkete gelin de bir bakalım. Bana da bir şeyler alalım be anne. Dökülüyorum. Hah iyi ki söyledin. Bunu söylemesen çok şaşırırdım. Ben de ne zaman söyleyecek diye bekliyordum. Dökülüyorsun ha. Biz ne yapalım oğlum? Sen de ağlama hemen baba. Güzel konuş Ali. Alıştık artık çocuklarımızdan bu lafları işitmeye Nazancığım. Çoğul konuşma baba. Ah özür dilerim. Siz söylemezsiniz böyle şeyler değil mi? Söylemem evet. Bugün de herkesin alınganlığı üstünde. Hadi o nişan hazırlığı önce sıkıntısı yaşıyor. Sana ne oluyor oğlum? Oğlum bak Nisan'ın sonu geldi. Üniversiteler hala kaynıyor. Bir de seninle uğraşmayalım. Aman oğlum kaptırma kendini öyle tahriklere. Tahrik falan yok anne. Haklı çocuklar. Bak duyuyor musun? Duyuyor musun? Oğlum tahrik her zaman vardır üniversiteler üzerinde. Haklı da olsanız karıştırırlar bir olaya. Tamam çocuk değiliz. Bir şeye karıştığımız falan yok. 68'de baban neden gözaltına alındı biliyor musun sen? Çok dinledik baba. İyi dinleme. Herhangi bir şey olursa da benden yardım bekleme ama. Mümkün mü Şükrücüğüm? Allah göstermesin. Cafer! Hah, asansörün kapısı kapandı. İniyor herhalde. Yediler birbirlerini. Tak babacığım tak. Ne olmuş efendim? O da bir şey bilmiyor ki. Bekliyoruz bakalım beyefendi insin de. Hesaplaşmadır efendim o. Hesaplaşma. Para meselesi. Bana da öyle geliyor. Kıyamet koptuğuna göre. Hah geldi. Of anam. Aa. Of anam. Daha ne olacak? Babacığım tak tak. Dur be. Başlayacağım şimdi senin babandan daha. Anlatsın şunu kızım. Duydun mu? Anlatsın diyor Sabri Bey. Mecburdum sanki. Çok merak ediyorsa çıksaydı yukarıya. Aman anlat şunu be. Sedat Bey ile Serpil Hanım birbirlerine girmişler. Tam ekmeklerini veriyordum. Kumar oynamış. Elinden zor aldık. Ay. Kumar mı dedi? Sana soruyor kızım. Ha, kumar kumar. Konuşma öyle kaşını gözünü oynatarak. Çok ayıp. Doğruysa $5000 kaybetmiş kumarda. Mahvolduk. 5 mi dedi? 5 mi dedi kızım? E anlatıyor işte canım duymuyor musunuz? $5000. Vay ahlaksız. Haksız mı şimdi kadın efendim? Yürümez mi üstüne? Sesi çıksın biraz sesi. Duydun mu kızım? Yüksek sesle anlatsın biraz şunu. O kadar işte. Aile kavgası. Daha ne olacak zaten? Heyecandan her tarafım zangır zangır titriyor hala. Şu halime bak Gül. Kadın elimize şakkadan düştü bayıldı. Ay. Bayılmış mı efendim? Bayılmış efendim. Bayılmaz mı? $5000 bu. Haydut duymuş mu? Sor bakalım. Sor kızım. Duydu duydu. Onun evinde oldu zaten. Serpil Hanım'ı yatırdık. Sedat Bey katilin elinde konuşuyorlar. Hah. Geberse keşke ahlaksızlığı. Sıkıverse şöyle gırtlağını. Eseri de yanında mıymış kızım? Sor şunu. Ay yanında mıydı? Yok yok yalnız. Aa, ne yapacaksınız efendim eserini? Pek samimi olduğunuz bakıyorum. Allah arttırsın. Ne ilgisi var efendim? Derse gelecekti de onun için soruyorum. Hadi efendim. Hadi. Ders bahane. Anlamıyor muyum sanki? Yaktınız abayı kadına. Neler söylüyorsunuz efendim? Duyan da bir şey sanacak Allah Allah. Duysunlar. Herkesi söyleyeceğim. Eser Hanım, Eser Hanım. İnşallah duyar sizi de vurur. Saçmalamayın efendim girin içeriye Allah Allah. Hadi dikilmeyin orada. Siz de işinize yallah. Anam duyuyor musun Gül? Hadi be sen de. O kadın yüzüne mi bakar bu uyuzun? Yürü. Babacığım çatlak çatlak. Çatlak aslanım çatlak. Yalnız bu değil apartmandakilerin hepsi çatlak. Ne manasız şeyler söylüyorsunuz efendim? Fena mı olur 3-5 dersi versek de birkaç kuruş para kazansak? İstemiyorum efendim. O kadın bir daha bu eve girmeyecek. Onun parasıyla yaşayacaksam acımdan ölürüm daha iyi. Ne yaptı size kadın efendim? Hanım hanımcık oturdu şurada şarkı söyledi. Hanım hanımcık ha? Ahlaksız utanmaz. İçkiler içip terliğini burnuma sokacak gibi sallaya sallaya açmış göğüslerini. Yapmayın efendim bunu duyan da bir şey sanacak. Herkes şikayetçi o kadından. Bütün apartman gözlerini dikmiş böyle yiyecek gibi. Beni? Evet sizi. Gözü kör olasıca yuva yıkar böyleleri. Ayla ne bağırıyorsunuz yine kızım? Kurbanımı alamıyor yoksa Sabri Bey. Ha, senin de bir kurbanın eksikti bu bayram hanımefendi. Ne kurbanı anneciğim? Sabri Bey o katilin eseriyle karıştırıyor. Eseriyle. Ne yapıyorsunuz efendim? Yüreğine mi indireceksiniz kadının asılsız laflarla? Asılsız ha? Tüh! Asılsız. Ne oldu kızım? Bir şey mi sıkıldın? Onu damadınıza sorun anneciğim. Çapkınlık peşinde damadınız. Çapkınlık. Çapkınlık mı dedin? Evet anneciğim. O kadınla. Eser Hanım. Eser. Hayır efendim ne münasebet. Ders vereceğim o kadar. Hoca öğrenci ilişkisi. Allah kuru iftiradan saklasın. Yürü sana. Kızımın üstüne gül koklamaya utanmıyor musun sen? Büyük hanım büyük hanım. Hareketlerinize dikkat edin lütfen. Aa bu ne demek oluyor canım? Ne diyor kızım? Tükürün anneciğim. Yüzüne tükürtmezmiş. Püh senin boyuna posuna. Aa yeter artık ha. Az bile yaptı. Ah görüyor musun Rüknettin? Damadın kızının üstüne çapkınlığa başladı ahlaksız. Aa yettiniz ha. Başlarım şimdi muhterem kayınpederimden de, kayınvalidemden de. Rahmetli babacığımın resmini kıracağım. Demek kumar oynadın birader. Oynadın da canım abicim. Tak, vallahi Serpil'in dediği kadar değil. Kalk düz konuş birader. Sıkma vatandaşın canını. Şeffaf ol biraz. Şeffaf canım abicim. Olduğu gibi. Tak tak. Tak yok dedim. Ah, ah da yok birader. Bağırma. Zaten eserimiz sayesinde apartmana rezil olduk. Bir de senin yüzünden rezil olmayalım. Sessiz. Sessiz canım abicim. Nereden buldun $5000? Şerefsizim hepsi $100 canım abicim. Yenge 5 diyor. Kafayı yemiş canım abim tak. Benim $5000 olsa tak ben burada mı olurdum? Olmazdın tabii. Kumarhanedeydin. Günahımı alıyorlar canım abim. Açık konuş şeffaf ol. Prens huylanma yavrum. Konuşuyoruz yok bir şey. Öt birader. Oynadım de. Kasadan götürdüm de. Şeffaf ol vatandaşa, canını al. Yalan yok, duydun mu? Ah! Duydum canım abicim. Öt o zaman. Kasadan mı götürdün? Anlat vatandaşa, nereden buldun yasası? Canım abicim, bu kadar yıllık hukukumuz var. Tanımadın mı kardeşini? Yapar mıyım öyle bir şey canım abi? Peki, nereden buldun? Neyi buldum abi? $5000 birader, harbi konuş. Uyutma vatandaşı. Nereden bulmuş olabilirim canım abicim? Tak! Kasadan birader, internetten mi girdin cız? Girmiş olabilirim canım abicim tak. Farkında değilsin ha? Yapmış olabilirim canım abim bir çocukluk işte. Affet beni. Yaptım de. Çelek yok öyle vatandaşa. Şeffaf. Nereden yürüttün? Şuradan. Kaç dolar yürüttün? Şu kadar dolar. Yaptım canım abicim. Şeytana uyduk affet. En kısa zamanda yerine koyacaksın tamam mı? Göreceğim. En kısa zamanda canım abim. Tak tak. Tamam. Bir daha kumar yok. Yok canım abicim. Tövbe. Hemen git. Özür dile yengeden. Derhal. Şşş. Otur birader. Bitmedi. Konuşuyoruz. Hasretme vatandaşı. Hadi Mine. Ben hazırım. Bir dakika canım ne oluyor? Çocuklar da yürüyüşten gelsin çıkarız. Tamam bekliyorum hadi. Bu bayramda mı evdeyiz Şevket? Ne yapacağız ya? Hiç hoşlanmıyorum. Misafirler, ziyaretler. Annemleri yalnız bırakmak olmuyor Mine. Hüzünleniyor ihtiyarlar biz olmayınca. Aman onlar da anlayışlı olsunlar biraz artık. İyi de Mine. Bayramın ilk 2 günü cumartesi pazar. Haftaya cumartesi de Bilge'nin nişanı var. Kulüpte mi karar verdiler? Hı. Hep beraber bir yemek yenilecek. Orada da takılacak. Bak ne diyeceğim. Söylemiyor ama bu kızın da giyecek elbisesi yok. Bir şeyler almak lazım. Oo Mine amma büyüttünüz bu nişanı ha. Aile arasında hepsi 2 saatlik şey. Olmaz öyle zibidi gibi. Biz yakınlarıyız Şevket. Ne olacak? Hava mı atacağız şimdi aydınlara? Masraf çıkarmayın şimdi. Zaten kendimizi yeni topluyoruz. Vah vah seni duyan da. Bu iş bir kere olur Şevket. Mine sen de şimdi giyecek bir şeyim yok diyorsan pes vallahi. Şu dolabı açsam neler çıkar. Alıp alıp tıkıyorsun içine. Sen şuna para harcamak istemiyorum desene Şevket Bey. Niye inanmıyorsun ayol? Özge'nin de yok bir şeyi. Hah geldiler. İyi be. Oğlunun bir şey yok baba para ver. Anasının bir şey yok para. Gelinin bir şey yok para ver. Yarın torunumuz olur ona da dedesi bakar. Ayıp ayıp duyacak çocuklar. Bağırma aç kapıyı. Tamam açıyoruz. Açıyorum. Günaydın. Günaydın. Kalktınız mı baba? Yoktan giyindik bile. Biz de yolda karşılaştık. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk Şevket Bey. Ablam yok mu? Hazır geliyor şimdi. Özgeciğim ne haber? İyi yürüdünüz mü bari? Bu sabah çok iyi. Feci terledim. Tam 6 kilometre baba. Maşallah. Hemen duş almam lazım. Elini çabuk tut Özge. Ben de çok terledim. Tamam. Günaydın. Canım günaydın. Nasılsın? Tam 6 kilometre yürümüşler ablacığım maşallah. Oo, sen de mi geldin? Geldi. Mutfak felaket dağınık Hacer. Kahvaltı masası da seni bekliyor. Oradan başlarız ablacığım. Hadi bakalım. Bu ne şıklık anne? Söyleme böyle şeyler oğlum annene. Hiçbir şeyin yokmuş giyecek. Dökülüyorsun diyeceksin. Laf isteme benden Şevket. Ablam her zaman şıktır. Buna da fikrin sorun oldu sanki. Nereye böyle? Çıkıyoruz babanla. Arabayı bize bırak ama. Oo oğlum sen de arabama el koydun ha. İşimiz var anne, idare et, alacağız. Alırsınız alırsınız. Şu işler bir rayına otursun da böyle idare edin biraz daha. Görüyor musun şu babanı, para gitmesin de. Alo anne. Ne haber? Hah dinle şimdi. Ne yapıyorsunuz bu bayram? Hiç aramıyorsunuz be oğlum. Yani biz de aramasak. Kim Leyla? Şevket. Ne diyor hayrola? Ne diyecek canım, ben aradım öyle bir hatır sormak için. Ha baba dikildi tepeme, ne konuşuyormuşuz. Gidecek misiniz bir yere bayramda? Bizi gönderin be oğlum, yok mu öyle 3-4 günlük bir tur? Ne söylüyorsun Leyla? Ne söylüyorum canım, yabancı mı onlar? Aa, sen de anlamadan dinlemeden. Aman bilmez misin babanı? Ne söylesek kabahat. Hadi Şükrü ile konuş da bulursunuz belki. Şevket, evdeyiz oğlum, yok bir yere gideceğimiz. Bakmayın siz ananıza, duydun mu? Duydu duydu. Hadi oğlum görüşürüz. Selam söyle Mine'ye. Çocukları da öpüyorum. Hadi güle güle. Niye böyle yapıyorsun Hüsnü? Sen niye böyle yapıyorsun hanım? Bayram bu, gelmeyin der gibi. Kavga mı ediyorlar? Evet, başladılar. Ah sağ olsun. Onlar da devamlı kavga. Hadi Hacer, başladın mı bulaşa? Başlıyorum ablacığım şimdi. Özge! Bu da banyoya girdi mi çıkamaz. Patladın mı oğlum sen de? Bak Leyla Hanım gezmeyi düşünüyor bayramda. Niye söyleyemedin annene bana söylediklerini ha? Söylenir mi Mine? Anne bu ablacığım, söylenmez ki. Teyzem de sağ olsun. Bu da keramet yumurtluyor durup durup. Hadi gidelim. Allah Allah. Ne olur şöyle 3 gün başımızı alıp gitsek. Sen git. Ben bir yere gitmem. Tuttu yine inadın. Tuttu evet, gidemem. Yaşlandım, yapamıyorum artık öyle eskisi gibi. Börekler, tatlılar ayıp değil ya. Yapma. Kimse senden börek tatlı beklemiyor. El öpmeye gelecekler buraya. Ya öyle. Kuru kuru el öpmeye. Söylersin. Onlar senin çocukların. Yok mu bayram yemek? Tamam canım, anlaşıldı. Bir şey söyledik, pişman ettin insanı. Gitmezsen gitme. Sende de bir gezme merakı başladı son günlerde maşallah. Yaşlandım falan diyorsun ama nasıl göze alabiliyorsan. 2'de 1 bunu söyleme, yaşlandın yaşlandın. Hayır canım, tersine. Özür dilerim. Gençleştin. O kadar yolu göze alabildiğine göre. Yürüyerek mi gideceğiz Hüsnü? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bayram öncesi ne satabilirsek. İş iyi baba. İyi çok şükür. Ha, Asım'a söyledim bir kurban bakın bana, şöyle besili bir koç. Olur baba. Kesecek misin Halil Bey? Keseceğiz sultanım Pars. Kendimizi de ayırırız biraz. Çoluk çocuk otururuz şöyle ilk gün bütün aile. Aman kızın da gelir. Gelecek tabii sultanım, o ne demek? Aç gözlü damadın. Bak sen artık cilvelere, laf kondurmalara. Ah hiç çekemem. Biz de senin abini çekemiyoruz sultan hanım. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Beddua etme sultanım. Hadi sen de işine iblis. Ne yapsa yaranamadı adamcağız size be. Bak gitti sizin işinizin peşinde koşturuyor. Hikaye onlar, hikaye. Ha ne dedin? Adam ne yapsa hikaye bunlara canım. Nankörler. Vallahi hikaye baba. Biz biliyoruz. Laleli de bir otelde görmüşler. Otelde mi? Kim görmüş? Bizim bir arkadaş. Yemin etti. Uyutuyor seni. Almış paraları da. Tüh, çarpılırsınız inşallah. Bak. Bak nasıl günahını alıyorlar adamın. Çarpılasıcalar. Beddua etme dedim sultan hanım. Hadi sen de işine. O iş kesin baba. Arkadaş yalan söylemez. Duydum. İnandın mı sen şimdi bunun sözüne? Yapar. Senin abinden her şey beklenir. Gelsin konuşacağım iblis. Tüh, yazık vallahi. Yaranamadı adam size. Gelsin ben de konuşacağım. Uğraşmasın boşuna. Boşuna uğraşmaz o bir şeyle. Vardır bir menfaati. Çocuğun yanında söylemedim. Hadi. Ha geldi işte. Gelsin, kıracağım boynuzunu. Müjde enişte, iş bitti. Gözün aydın. Allah sevdiği insanın kısmetini ayağına getirirmiş. Adamı bulduk. Bir telefon, ta Almanyalara gitmeye gerek kalmadı. Adam Arife günü geliyor. charter'la. Anlatma boşuna abi, dinlemiyor bile. Niye? Ne oldu gene enişte? Sen geçen hafta neredeydin? Geçen hafta mı? Nerede olacağım enişte? Afyon, Çanakkale koşuşturup duruyordum bu iş için. Laleli'de görmüşler seni, bir otelde. Anam, Laleli'de mi enişte? Otelde. O nasıl şey enişte? Bir yaşıma daha girdim, tövbe. Oğullarının uydurması abi, yaranılmaz bunlara. Başladılar gene iftiralara, boyları devrilesiceler. Beddua etme dedim sana Sultan Hanım. Günah sokmayın beni. Gel buraya bakayım. Vallahi iftira enişte. Yemin etme kırarım boynuzunu. Heh. Kaç abi, kaç, gözü dönmüş adamın. Anam ne yaptık enişte ya? Gel buraya iblis, enişte. Bir yere kaçamazsın. Aa, bırak be, öldürecek misin adamı? Öldüreceğim, hayır. Vallahi buraya gel dedim. Kaç abi, kaç. Bak hala konuş. Hadi bakayım, öpün Adem abiniz. Türklerde küslük ne kadar sürermiş? Ne kadar amca? Bir mendil kuruyana kadar, hayırsız. Öğren artık bunları. Bilmez ki baba, cahil. Konuşma, öp. Tabii canım, küslük mü olur komşular arasında? Ne ayıp, hadi gel. Aferin, böyle işte. Ben onları severim usta. Seveceksin de, hatalarını görürsen döveceksin de gözüm. Sen onların büyüğüsün. Gel bakayım sen de öp, kumkop. Öpeyim de baba, o da bana söz versin. Öp Tertip, bırak şimdi sözüm özü. Bak ben de konuşmam seninle bir daha. Öp çabuk. Türk, Türk'e düşman olmaz. Alman mı var senin karşında Dumkov? Anneme söylemezsen. Hadi ama Tertip. Bak ben nasıl öpüştüm. Halt, sen karışma. Dilek'in hatırı için öpüyorum ben onu. Üzülmesin diye. Barıştık mı Tertip? Barıştık. Hı, aferin. Türk, Türk'ü böyle kucaklar işte. Hadi bakayım Dilek'i de öpün. Hadi hayırsız. Öpeyim amca. Tertip bir daha yok öyle çirkin laflar ama. Yok Dilek. Ha, sarılma öyle hayvan gibi. Al. Sensin hayvan. Patlatırım ben seni. Öp bakayım. Öpeyim babacığım. Öpüşelim Dilek. Öpüşelim Tertip. Ama bir daha olmayacak. Söz. Söz Dilek. Amca yedi kızı. Al. Orası söz. Yedi vallahi. Bırak beni. Ne yapıyorsun Tertip? O ne biçim öpmek? Tumkov. Ay. Bırak! Öpüşüyoruz babacığım, ne güzel yumuşak. Gelecekler şimdi abi, damat da var. Oh, yandık oğlum yandık. Allah kolaylık versin ikimize de. Bayram nişan bir arada. Biz ne yapalım? Karımıza ayrı, gelinimize ayrı. Ha abi, annemleri bir yere yollayacak mıyız? Bilmem ki. Annem istiyor ama. Bulalım bari bir tur ucuzundan. Buluruz, dur bakalım. Babamla bir konuşalım da. Abi ikramiye verecek miyiz? Bekliyorlar. Vereceğiz. Ne yapalım oğlum? Tövbe. Başladı yine kapı dinlemeye bacım, affedersin. Düzelmez o Abbas efendi. Aldırma. O öyle. Allah ıslah etsin. Ergun Bey. Bize ikramiye yok mu bu bayram? Bilmiyorum ki kızım. Bunlar kendi alemlerinde kah çik. Ergun Bey sizi bekliyorum. Biz de bekliyoruz kadar ya. Çağırmadılar ki. Ne konuşuyorlar anlamadım. Bekliyorum. Bekle. Ergun amca, eller yukarı, bu bir soygundur. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne güzel sizi böyle görmek. Para almaya geldik hocam. Buyurun efendim, şirket sizin. Şirket bizim Ergun amca, o kim oluyor? Ali çok ayıp. Şükrü burada mı? Burada efendim. Buyurun, alışverişe mi çıkacaksınız? Hocam, nasıl aldın hemen kokuyu? Malum efendim. Oh, bugünlerde gördük ya, çok şükür. Abbas koş. Koştum müdürüm, affedersin. Burduya müdürüm, affedersin. Şükrü kaç geldiler? Geldiler mi? Anne. Aa, gözünüzü mü korkuttuk? Aşk olsun. Takılıyoruz Nazancığım, alın hemen, buyur gel. Alınırım vallahi. Olur mu öyle şey efendim? Hoş geldin. Nazancığım geç otur. Sen de her şeye alınıyorsun ha. Hoş geldin damat. Hoş bulduk efendim. Nasılsın amcacığım? İyiyim. Bu sabah kulaklarınızı çınlattık Mine'yle. Geç. Ne güzel efendim, ne güzel. Herkes bir arada böyle. Amca sökül paraları. Paranın lafı mı olur? Yaralı kartalım benim. Kasa senin. Duydun mu hocam? Oh, bunu duydum, rahatladım. Yapma Aydın. Abbas dikilmesin orada. Sor bakalım misafirimize ne içecekler? Destur müdürüm, affedersin. Senden fırsat yok ki. Yol ver müdürüm, affedersin. Bana buz gibi bir kola Abbas amca. Tranj limon. Tıraş babam, affedersin. Duydun mu Abbas, tıraş limon? Duyduk müdürüm, duyduk. Bana da öyle tıraşlı babam, affedersin. Sevgilim sen? İçerim ben de. Bana da bir ıhlamur yapabilir misin Abbas efendi? Tabii efendim. Duydun mu Abbas, ıhlamur? Duydum müdürüm, tövbe. Ha, koş hadi. Duydu babam, affedersin. Yapma Aydın. Alışverişe çıkacaksınız demek ha? Ergun, çek şu kapıyı. Tabii efendim. Çek filan lazımsa. Olacak. Çağırır seni, hadi. Buradayım efendim. İyi alışverişler, hayırlı olsun. Bülent, sen niye buradasın hala? Ne yapayım Ergun Bey, sizi bekliyorum. Odamda bekle evladım. Ne olur şurada 2 dakika dur Ergun Bey. Olmaz kızım, adamın ailesi gelmiş, damadı gelmiş, alışveriş yapacaklar. Öyle televizyon seyreder gibi dikilmez ki burada. Allah Allah. Yedik sanki ailesine. Oldu mu bu kadar ya? Evet ama Ergun Bey, sizin burada hayatınız geçiyor sabahtan akşama kadar. Ben bu müessesenin sorumlu müdürüyüm kızım, duydun mu? Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar Raşit Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nimet Hanım niye gelmedi? Ben ondan habersiz geldim hanımefendi. Aman buraya geldiğimi de duymasın rica ederim. Tabii. Buyurun. Oh, teşekkür ederim. Perişan durumdayım Sevgi Hanım. Vallahi inanır mısınız uyku uyuyamıyorum. Nimet'in durumunu gördünüz. Gördüm evet. Zor. Çok zor efendim, çok. Siz bana sorun bir de. Buraya da nasıl atlatıp gelebildim bir bilseniz... ...kendimi örümcek ağına düşmüş gibi hissediyorum. Her taraftan sardı beni kadın. Tırmalıyor. Şu ellerimin haline bakın, saçlarımı yoluyor. Pek saçım yok da bereket. Ne söylesem kabahat efendim. Olmaz. Böyle yaşamam mümkün değil. Benim de kendime göre toplumda bir yerim... ...bir içtimai mevkiim var. 32 yıl noter başşağı tipliği yapmışım. Siyasi davam, bir partim. Hiçbirini ayıracak vaktim kalmadı artık. Cendere gibi. Sevgi Hanım, sizden rica ediyorum. Lütfen kurtarın beni bu canavar ruhlu kadın elinden. Ne olur. Raşit. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç öyle uğradım Nimet. Dertleşiyorduk Nimet Hanım. Buyurun. Dertleşiyordunuz ha? Öyle el ele, dudak dudağa, tüh! Aa, ne alakası var Nimet? Çıldırdın mı sen? Sus! Çıldırdım evet! Aleni işte, geberce tahta kafa! Öldüreceğim! Öldüreceğim Nimet seni! Hanım. Yapmayın! Çekil sen de şuradan! Katil geldi Sevim! Geldik Sayın abi meselemizle! İyi akşamlar! Aman ablacığım, ben işaret vermedikçe konuşmayalım. Anladık kız, kaç kere söyleyeceksin, okey. Söyleme böyle ablacığım, açma ağzını. Asletme vatandaşı akşam vakti. Cafer! Buyurun. Koş. Buyurun, iyi akşamlar. Gel koçum. Katili senin de getirmiş Sevim. Yine bu akşam alem var. Aleme gelmedik Sayın abim. Özür dileyeceğiz kızıldan. Canavar maşallah. Komşum bizi dikizliyor. Dikizler ablacığım. Sen konuşma tamam mı? Tamam. Ha, biraderden haber var mı koçum? Evde Yavuz Bey. Hiç çıkmadı bugün. Güzel. Otursun biraz yengemizin himayesinde. Ha geldiler. Ne diyor Ayla? Katil eseriyle gelmiş anneciğim. Görüyor musun? Saksız mıyım? Adam neredeyse kanat takıp uçacak sevincinden. Tüh rezil. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun büyük hanım. Her şeyin bir sınırı var. Söyle ona hakkımı helal etmem. Tontoş söyle kızım babana. Eğer o pis kadını buraya davet ederse... ...vallahi annem de ben de bu evden gidiyoruz. Pişt. Nereden kızım oluyormuş musibet? Azdı kızım baban azdı. Söyle gidiyoruz. Sen de söyle buyursunlar canım. Gül aç. Kızım iyi akşamlar. Buyurun iyi akşamlar. Buyurun Yavuz Bey. Sayın hocam ziyaretinize geldik izniniz olursa. Ne demek efendim buyurun. Çiçeğimizi de takdim edelim. Ah çok teşekkür ederim. Hadi işine be. Gül al şunu. Özür dilemeye geldik sayın hocam. Benden mi? Sizden ve şahsınızda bütün apartman ahalisinden. Şikayetler olmuş da. Oldu biraz. Buyurun. Teşekkür ederiz sayın hocam. Ablacığım sit down please. Ay çok mersi. Ölçüyü biraz fazla kaçırdık sayın hocam. Eserimiz hanımefendi de sizden özür dilemeye geldi. Estağfurullah. Bir daha olmayacak. Lütfen. Özellikle akşam saatlerinde. Ben de olmuyorum. Bundan sonra ne sabah ne akşam sayın hocam. Vatandaş kafasını dinleyecek. Aman sen de. Özür. Kimin başını şişirmişiz kız? Ablacığım açmayayım sana o güzel ağzını. Ay! Geber inşallah. Aa ne oldu? Yok bir şey sayın hocam. Hafif bir tepişme. Bizim aşkımız böyle. Sevilmediğimiz yerde bir dakika durmayız. Evi başına yıkılsın inşallah. Senin başına yıkılsın inşallah. Söylediği lafa bak kadının akşam akşam. Bana bir şey söylüyorum. Söylüyor anneciğim. Saygısız adam. Pis çapkın. Görüyor musun Rüknettin damadının bize yaptığını? Yalnız başına kalsın o da görecek anneciğim. Sürünür inşallah. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Tontoş kızım biz gidiyoruz. Bir daha da adımımızı atmayacağız bu eve. Söyle babana. Sor bakayım annene sen de pisi. Nereye gidiyorlarmış? Nereye gidiyorduk anneciğim şimdi biz? Müveddet halalara kızım. Müveddet hala mı? Sor bakayım annene. Atışmak gibi olmasın ama Müveddet hala ölmüştü. Müveddet hala ölmemiş miydi anneciğim? Aa ölmüştü ya rahmetli. Sor bakayım annene. Atışmak gibi olmasın ama nereye gidiyorlarmış o zaman? Nereye gidiyoruz anneciğim o zaman? Atışmak gibi olmasın ama. Söyle onlara gittikleri takdirde bu kapı kapalı. Ona göre. Babacığım kırmızı beyaz. Dur şimdi. Vaziyet karışık. Neredeler acaba? Bir şey sorduk. Söyle Kızıl'da de. Özür diliyorlar. Allah Allah. Ne varmış özür dileyecek? Ne yapmış ki kadın? Bir tane düzgün insan yok ki şu apartmanda. Hemen gidip şikayet mi etmek lazım? Sor bakalım evladım çok mu olmuş gireli? He çıkarlar şimdi. Türkiye. Hadi inşallah. Sayın hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Lan. Efendim iyi akşamlar. Komşum iyi akşamlar. Çağır asasör koçum. Başla. Sallanma çabuk. Nasılsınız efendim? İyi ama. Komşum eserimiz bugün cezalı. Konuşması tarafımızdan kısıtlanmıştır kusura bakma. Prens gel bakayım babana yavrum. Buyurun. Huysuzlar. Vah evladım vah. Sıkıldı tabii beklemekten. Özür mü dilediniz efendim Kızıl'dan? Diledik komşum. Şikayet olmuş vatandaştan. Kim şikayet ediyor efendim? Ne münasebet. Aldırmayın siz o Alman bozuntularına. Ha şöyle bir hocam konuş. Ablacığım susalım. Biz konuşuyoruz burada. Nerede kaldı bu asansör? Kim bilir ne yapıyorlar efendim Allah'ın cezaları. Koyuyorlar ayaklarını kapıya bir saat çene. Biz de şikayetçiyiz. Bir daha çağır koçum. Bas çabuk. Gürültü oluyormuş komşum. Ne gürültüsü efendim müzik bu. Çalışıyoruz. Beğenmiyorlarsa gitsinler Almanya'ya. Efendim biz iftihar ettik hanımefendinin güzel sesiyle. Mersi canım. Vallahi iltifat değil efendim. Devam edelim derslere. Bakmayın siz onlara çekemiyorlar. Hah geliyor. Aman çok şükür. Hadi ablacığım. Her zaman beklerim dersi efendim. İyi akşamlar. Komşum iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oynatma öyle ellerini. Anam. Oo, hayrola birader? Nereye böyle? Evde huzurum kalmadı canım abicim. Şöyle bir dolaşayım dedim tek. Kumara mı yoksa birader? Ne kumara canım abicim? Hava alayım dedim tek. Tamam birader bakacağız. Tut şunu koçum. Anam buyurun. Kıvırma birader. Vatandaş öyle yok. Cep muayenesi. Yok canım abicim rica ederim buyur. Bunlar ne birader? Eyvah eyvah. Ne canım abicim bu? Dur kıvırma. Bu ne bu? Ah! Cebimde kalmış yanlışlıkla canım abicim. Tak tak. Farkında değilim. Farkında değilsin ha? Göstereyim birader. Bir tomar mark, bir tomar dolar. Yanlışlıkla vatandaşın cebinde kalmış ha. Bu film bitmez. Aşk, kumar, yolsuzluk. Bayram öncesi bir de nişan heyecanı. Buna kalpler dayanmaz. 32 Kasım Tekmili Birden.